Merhabalar. Bu paylaşımda sizlere uzun süredir kullanmış olduğum leader düğümü olan mahin düğümünü anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz bu florokarbonu normal basit bir düğüm atabilmek için şöyle bir kıvrım yaptım. Şunu içinden bir kez geçirdim. Aynı şekilde bir kez daha geçiriyorum. Şöyle biraz gerileri küçültüyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir boşluk bıraktım. Daha sonrasında ipimizi elimize alıyoruz. İpimizi delikten geçiriyoruz. Böyle biraz çekip uzun bir pay bırakıyoruz. Böyle bir pay bıraktım. Sonra florokarbon misinadan tutarak bu ipi iki parmağımın arasında alarak yaklaşık 18 tur saracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tur attık. Şimdi geriye doğru da 10 tur atacağız. Şöyle geriye alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Gördüğünüz gibi çok fazla bir pay kaldı burada. Bu sıkıntı değil. Bunu çok rahat bir şekilde düzeltebiliyoruz. Şimdi ilk ipi nereden soktuysak, bakın buradan sokmuşuz. Bu sefer tam tersinden geçireceğiz deliği. Bu kalan parçayı tam tersine çevirip şöyle geçiriyoruz. Daha sonrasında buradaki bu kısmı sıkmadan önce tükürük yardımıyla kayganlaşmasını sağlıyoruz. Şunu unutmayın, kullandığınız düğümlerde tükürüğünüzü kesinlikle ve kesinlikle kullanın. Buradaki ısıyı ve sürtünmeyi önemli ölçüde azaltarak daha sağlam bir düğüm ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Tükürüğümüzden ıslattıktan sonra ana iple ana florokarbon misinayı elimize alıp yavaş bir şekilde ilk önce bir çekiyoruz. Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Bakın gayet güzel oturdu ama daha işimiz var. Şimdi florokarbonun ek parçasını tutuyorum. Çekiyorum. Ama abanarak çekmiyorum. Yine bir hafif bir boşluk bırakıyorum. Yani düğümü kıstım ama tamamen abanarak kapatmadım. Çünkü işimiz bitmedi. Şimdi tekrar ana ipten elimi aldım. Tekrar elimizi kesmeden çok dikkatli bir şekilde çekiyoruz. Çektim. Daha sonrasında burada ipin ki daha sonrasında keseceğimiz olan küçük bir parçası var. Bu parçayı ağzımızda iki diş arasına alıp çekiyoruz. Evet, iki diş arasına alıp çektik. Şöyle çok güzel bir düğüm olduğunu size birazdan da göstereceğim. Bu düğümü uzun süredir kullanıyorum. Herhangi bir şekilde beni yarı yolda bırakmadı. Şimdi bu kalan parçaları kesmeden önce dişimizin arasında bu parçayı alıyoruz ve bunu da sıkıştırıyoruz. Şöyle, tamam. Şimdi bu geri kalan ipin parçası ve florokarbon misinanın parçasını keseceğiz. Ama tamamen dipten kesmeyin. Çünkü bunun önemli bir rolü var. Ben size bunun ayrı bir videoda anlatacağım. Leader düğümü ne kadar önemli olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. O yüzden bunu böyle biraz pay bırakarak keseceğiz. Şöyle göstereceğim size şimdi yakından. Bak, ne kadar zarif bir leader düğümü olduğunu görebilirsiniz. Şöyle çevirelim. O payı bilerek bıraktım. O payı neden bilerek bıraktığımı da ben size leader düğümünün özelliklerinden bahsederken anlatacağım.
Bu payı hiçbir zaman kamışınızdaki halkaların içine sokmayacaksınız. Yapmış olduğunuz leader'ı çok uzun tutmamaya çalışın. Meranız fazla kayalıktan oluşuyorsa bu leader uzunluğunu yaklaşık 1 metrelere kadar çıkartabilirsiniz. Ama bunu çok fazla uzatmayın. Çok fazla uzatırsanız bu sefer de halkalara sokmak zorunda kalırsınız bu düğümün olduğu noktayı. Bu da sürtünmelere ve takılmalara yol açar ve sizlere büyük sorunlar oluşturur. Mümkün mertebe halkalara leader'ı sokmayacak şekilde uzunluk tutun. LRF takımlarında da bu uzunluk en ideal şekilde 30-35-40 santim civarlarının üzerine çıkmamaya çalışın. Yani kısa tutun olabildiğince. Bunları da aklınızda bulundurun. Ben zaten ayrıntılı bunun diğer videoda leader'ın özelliklerinden bahsederken diğer videoda da açıklayacağım ayrıntılı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi oldukça basit. Ben yavaş anlattım size iyi anlaşılsın diye. Siz daha hızlı bir şekilde atabileceksiniz. Ben de mesela elim alıştığı için daha hızlı bir şekilde bu düğümü atabiliyorum. Daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Kendinize iyi bakın.